Acayip benimle uğraştılar. Baştan beri benim dövmelerimle uğraşıyorlar. Saçımla uğraşıyorlar. Fiziğimle uğraşıyorlar. Çok güzelsin. Anneciğim işte onlar seni çekemiyorlar. Beni çok kıskanıyorlar. Kesinlikle hayatım. Onlar seni çekemiyorlar. O yüzden ben de onlarla uğraşacağım. Hayır, onlar seni çekemiyorlar. Hodri meydan. Evet. Çok iddialıyım. Yemeklerimde de iddialıyım ve kesinlikle bizim olacak. Diğerleri hiçbir şekilde heveslenmesinler. 15 bini 1 yaşında kızım var. Onun geleceği için bir şeyler yapmayı planlıyorum. 15 bin bizim, biz kazanacağız. Ankara'ya 15 bini almadan gitmek yok. Evet. Çak. Haftanın ortası, çarşamba gününden herkese merhabalar. Şüphesiz masanın en merak edilen, en karizmatik, en çılgın kayınvalidesi Aynur Hanım. Şöyle bir bakıyorum zaten. Ayakkabılara mı bakayım, elbiseye mi bakayım, kolyeye mi bakayım, geline mi bakayım? Nurcan gelin, hoş geldin. Hoş buldunuz. Nasılsın? İyiyim, sağ olasın. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Yazlıkları çekmişsiniz. Gelin kayınvalide vallahi üşümüyorsunuz vallahi ya. Takıldık, yok, geldik. Yok, üşümüyoruz. Hiç üşümüyoruz. Maşallah. O heyecan, çok o stres. Çok iyi, heyecanlıyız ama. Dur şimdiden mi? Yok, hayır. Yemek konusunda hiç stresim, heyecanım yok. Ne konuda var? Sizle karşılaşmak. Ne demek, ne demek? Evet, sizle karşılaşmak çok büyük bir onur. Aman estağfurullah, çok teşekkür ederim. Ne kadar tatlısın. Kaç yıllık gelinsin canım? İki yıllık. Yeni gelin, mutluluklar dilerim. Evet, teşekkür ederim. 1 yaşında kızım var. Ah, elini çabuk tuttun. Allah bağışlasın. Evet, sağ olun. Allah razı olsun. Nerede yaşıyorsunuz? Ankara'da yaşıyoruz. Ankara'dan geldiniz. Evet. Ankara'ya kucak dolusu sevgiler, selam. Aslen nereliydiniz siz? Tunceli Pertekliyim. Tunceli'ye de selamlar. Sen? Sivas Divri. Sivas'a da selamlar, sevgiler. Ya nasıl bir his böyle bir kayınvalide? Kayınvalide gibi mi, arkadaş gibi mi, abla gibi mi? Yoksa hani böyle hani dövmeler, mövmeler, çılgın, genç ruh ama hani altında da böyle ciddi, daha belki de sert bir kayınvalide mi yatıyor acaba? Dövme yaptırmaya beraber gittik. Ciddi misin? Dövmelerini beraber yaptırdık. Benim kaş piercingimi beraber yaptırdık. Ha, sende de kaş, aa evet. Bende de piercing var, şu şekilde göstereyim. Evet. Piercing var. Piercingini de beraber yaptırdık. Çok sert bir imaj olarak gözükebiliyor. Aslında çok böyle yumuşak kalpli bir insandır kendisi. He. Yufka yürek derler ya. Yani. Evet. O şekildedir. Ama ta ki damarına basılana kadar. Evet. Çok üstüne gittiğiniz zaman gerçekten bazen ben bile tanıyamıyorum. Vallahi dün çok saç kontrolü yaptılar ona. Kılığına, kıyafetine, dövmeli bir hanımefendi evet. Geldi kayınvalide. Ama gördünüz yani beni çok çekemediğinden gitmiş. Ama benim böyle kafamı karıştırsa saçımı elle sefeme kızarım. Yani yapmacık böyle yapmış, sakızdan çıkan dövmeleri yapıştırmış. Evet, ona çok gelmiş. Güldüm. Sakızdan dövmeler yapıştırmalarına sanırım. Yok yok, satılıyor. Ben de öyle zannettim de satılıyor dedi. O var ya hani çıkarılıyor, böyle yapılıyor falan filan. Onlardan herhalde. Yani şu çocukların aldığı sakızlardan çıkıyor dövmeler. Annem öyle söyleyince ben sakız şeyi sandım. Hani dedim ne gerek var böyle. Daha evvel karşılaştınız böyle size özenen hanımlar oldu mu hiç? Oluyor tabii çok. Valla kıskanılır evet, mısınız? Evet. Hep bir rekabet içindeler. Evet, yani annemle yarışmaya çalışıyorlar. Neydi? Senin annen nerede? Benim annem Ankara'da. Ha, Ankara'da. Görüşüyor musunuz? İyi görüşüyoruz. Gelinin nasıl? Gelinim çok iyi, çok evet. Sempatik, çok güzel. Yemekler? Gördüğünüz gibi yemekleri de süper. Bak Ankara, Kırşehir yakın. Şu çullamaya çalıştın mı? Çullamayı ben farklı bir şekilde yapacağım. Nasıl ya? Sizin gönderdiğiniz tariften farklı bir tarif. Tamam, göreceğiz onu. O şekilde yapacağım. İnanıyorum olacak yani. Çünkü diğer türlü bir defa denedim. Ya annem dün 8 verdi, bilmiyorum yani. Ya bir bayılsanız da 8 ben de bayılsam. Mi? 8. 8. Evet. 6 verdiğini biliyorum ama. Oo. Neyse tamam. Ha, sana öyle dedi herhalde. Bilemiyorum ya. Eğer 8 verdiyse de verebilir. Gerçekten masası iyiyse vermese benim için problem yok. Çünkü ben... Niye elimi kaldım önce? Hayır çünkü ne diyeceğini bilemedin. Soru işaretleri bastı her tarafını. Ya soru işaretleri bastı. Evet. Yani eğer kazanamazsam en büyük sebebi kayınvalidem o zaman. 6. 8 verilemez değil mi? Hayır gerçekten Ankara'ya şeyse beraber versin. Gidemeyiz herhalde. Gidemezsiniz. O burada ben kalır. Başka yere o Ankara'ya. Tamam onu 8 verirsin. Hangi özelliklerinden şikayetçisin? Çok baskın bir karakter. Ha, dominant. Bazen o konuda anlaşılmaz. Çatışma olur. Çocuğa bakıyor mu sonuna? Boyun fıtığı olduğu için pek şey yapamıyor. Ha canım geçmiş çünkü olsun. Çünkü benim çocuk biraz hareketli. Benim annem de bel fıtığı, boyun fıtığı, boyunda benim... düzleşme ama vallahi sağ olsun. Benim gelinim oğlumu kaçırdı. Nasıl? Oğlum kaçırmadı. Ne? Oğlumu aldı gitti. Ah bir saniye. Acayip bir şey bu. Evet. Bir dakika bunu mutfakta konuşacağız.
Önce bir sen, bu. Evet, ben. Sizi. Ben yaptım. Gelin, kayınvalide toprağına çekermiş derler. Bir çılgın da gelin var karşımızda. Evet, galiba. Çılgın bir gelinim var. Peki, hepsini konuşacağız. Enteresan mutfağı bekleyin. Değişik hikayeler var burada ama önce bir menünü duymak istiyorum senin. Tabii, sütlü mantar çorbası. Sütlü mantar çorbası, evet. Olur. Olur, olmaz çullama. Mı? Çullamamız var. Kıymalı patates mantısı. Oh. Yaprak sarma. Bir de yaprak sarma. İslim kebabı. Ana yemeğe geçtik, islim kebabı. Meyhane pilavı. Meyhane pilavı. Yanına, o zaman da islim kebabı yiyordu. Bir ara çok trendti. Yanına kış salatası. Kış salatası. Bir de kadayıf dolma. Kadayıf dolma. Cevizli kadayıf dolma. Cevizli kadayıf dolma. Evet, menü böyle. Evet. Bakalım geri kalan kısmı nasıl olacak? Onun için seni odaya yollayalım. Bir üzerini başını değiştir. Tabii ben gideyim. Evet, nişan kıyafetini çıkar. Yok, nişan kıyafetini. Takılıyorum. Menü güzel buldum ama inşallah güzel yapar yani. Sevdiğim yemekler. Yaprak sarmasını severim. Patates mantısını da çok severim. Kıymalı patates mantısıydı galiba. İstim kebabı var. Mantar çorbası var. Cevizli kadayıf güzel. Beğendiğim bir tatlı. Dünkünden açıkçası korkmuştum. Yapabilseler idi, gerçek söylüyorum yani. Çok ağır bir menüydü. Bugünkü o kadar değil. Dudağın uçuklayacak dedi gelinim menüyü görünce dedi ama... Menüyü gördüm, dudağım uçuklamadı. Bakalım gelini görünce ne olacak? Yine de uçuklamaz benim dudağım. Ay Allah'ım. Nasıl ya? Bir şey söyleyeceğim, nasıl bir gelin? Çok iyi bir gelin. İyi iyi, onu biliyorum, iyidir. Hepsi herkes iyi. Allah iyilik versin. Yani benim elimde büyüdü sayılır, yemekleri ben öğrettim ona. Vallahi. Biraz o açıdan anlaşamıyoruz. Şöyle yap, böyle yap, işte baskın falan değil ya, o yüzden. Ha. Hani biraz yönlendiriyorum. Aslında ihtiyacı var. Yöneticilik var bende biraz. Bu Fatoş Hanım'ı ne yapacağız, sizin gününüz bugün? Acaba bugün nasıl gelecek? Fatoş Hanım bugün çıt çıtlı gelir. Çıt çıt? Saçlar kırılır. Çıt çıt. Ha, saçlarını. Ha. Çıt çıt takar da gelir %100 bugün. Dövmeler tamam. Dövmeler tamam zaten, sahte bebek şeylerini takmış gelmiş. Şu bacaktaki dövmeyi görebilir miyim nerede? Çok affedersiniz. Gözükmüyor ki çizmeden dolayı. Devamı var. Evet, aşağı doğru. Aşağı doğru dal budak iniyor mu? Dal budak iniyor bir böyle bahçe var ağaç orada. Gibi sanki. İşte 5 tane dövme var. Bacaktakini de gördük. Evet. Yalnız gene çok tarzsınız bakın. Gene tarz. Bakın. Tarzız bu bir tarzız. Zuhal Topal'la tarz. gömlek, bot renkleri aynı. Evet. Kolyedeki o detaylar ruj, evet. Uyumlu. Ojeler, of course. Onlar da uyumlu. Bakayım şu tırnaklara. Bakın bende de simli var. Sizde de gri. Evet. Kendiniz size özeniyorum, ben böyle yapıyorum. Ben de size özeniyorum. Zuhal Hanım, Aynur Hanım'ın gerçekleştirmek istediği bir hayali var. Şimdi ayakta kaldık. Neyse böyle de iyi. Neymiş? En büyük hayali sizinle bayılmakmış. Evet. Gerçekten evet. Mi? Evet. Hemen ama bana bayılacak bir şey, bir done, bir materyal, bir şey, bir konu, bir mevzu. Ben öyle kolay kolay bayılamam. Zuhal Hanım, kayınvalidemiz üçüncü kocayı da bulmuş. Hayır, hayır. Süper, hadi gidelim mutfağa. Süper, eğleneceğiz bugün. Hadi buyurun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.